Evet, Beşiktaş özelindeki haberler de bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi hemen bir Skype bağlantısı daha yapacağız ve Kartal Yiğit'le Beşiktaş'ı konuşacağız. Kartal Yiğit, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, kolay gelsin. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi hemen dünle başlayalım isterseniz. Şenol Güneş, alıştığımız o uzun basın toplantılarıyla ikinci dönemine başladı Beşiktaş'ta. Sizin dikkat çekmek istediğiniz noktalar neler acaba Şenol Güneş'in dün söyledikleri arasında? Şimdi biraz genel olarak değerlendirelim, sonra yavaş yavaş detaylara gireriz. Şimdi tabii Şenol Hoca ilk toplantısında hemen deneyimini ve konuya hakimliğini gösterdi. Nedir o? Üç mesaj verdi. Birincisi, futbolculara oynamayan, kendini geliştirmeyen gidecek dedi. İkincisi, Ceyhun Kazancı'ya, sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya. Sayın Kazancı tabii biliyorsunuz. Kalacağı, gideceği, işte Şenol Hoca gelirse ben istifa ederim, bırakırım şeklinde bazı iddialar vardı. Gerçi o iddiaların doğru olmadığını kendisi dile getirdi. Ama dünkü toplantıda hocanın o sözleri bir bakıma çok etkisi yarattı. Ardından yönetime de tabii mesajlar verdi. Başkana da mesajlar verdi. İşte para konusunda, transfer konusunda yönetim de buradan nasibini aldı. Yani kısaca Şenol Hoca ilk andan itibaren farkını koydu diyebiliriz. Bu üç önemli mesajı söyleyerek söylemek daha doğrusu yerinde olur. Çünkü önemli mesajlardı. Aslında şöyle, biz genelde basın toplantılarını izlerken çok genel geçer ifadelerle konuşulur, imzalar atılır ve biterdi. Bu basın toplantısı biraz daha diğerlerinden farklı oldu. Doğru kelime bilmiyorum, gerginlik mi, ama sanki biraz da gergindi ortam. Hem sorulan sorularla hem verilen yanıtlarla böyle şakalar zaman zaman yanlış anlaşıldı, onlara yanıtlar verildi. Onun dışında Ceyhun Kazancı'ya yönelik ifadeleri Şenol Güneş'in biraz acaba hiyerarşik bir durum mu var burada sorusunu akıllara getirdi. Acaba bu birliktelik şu anda her ne kadar pozitif mesajlar verilse de ilerleyen dönemde ne kadar sağlanabilecek, bu merak edildi. Neler söylersiniz? Sizce de siz de bu izlenimi aldınız mı? Kesinlikle aldım Ezgi. Yani çünkü hakikaten şimdi şunu da söyleyelim. Enteresan bir durum vardı. Yani ben özellikle Ahmet Başkan'ın katıldığı toplantıları takip ettim bugüne kadar. Başkan'ın yanındaki Emre Kocadağ'ın surat ifadeleri çok değişik geldi bana. Yani bu çok önemli. Yani böyle bir üzgün bir hava vardı. Sıkıntılı bir, gergin bir hava vardı. Yani onu daha sonra ben bir iki kişiyle görüştüm. Yani başkanın bu durumunu sordum. Nedir ne değildir diye. Yani Şenol Hoca'ya karşı olmadığını öğrendim. Ama Valerian İsmail konusundan dolayı başkanın biraz üzüntülü olduğunu duydum. Yani çünkü hatırlarsanız hepimiz biliyoruz. Başkan Ahmet Nur Çebi Valerian İsmail geldiği günden beri hep hatta en son 10-15 gün öncesine kadar işte arkasındayım. Beraber şampiyonluk kaldıracağız, kupa kaldıracağız, işte bir devrim yaratacağız. Bu devrim neticesinde öz kaynaktan oyuncuları takıma kazandıracağız ve bunu yapacak hocanın da Valerian İsmail olduğunu söylemişti. O yüzden başkanın, Fransız hocanın böyle erkenden gitmesi nedeniyle bir üzüntüsü, sıkıntısı olduğunu öğrendim. Tabii kolay değil. Şimdi bir camianın başkanısınız. Çıkıp da 10 gün öncesine kadar işte biz hocamızın arkasındayız. Şampiyonluk kupası kaldıracağız şeklinde iddialı demeçler verirseniz ardından da hocayı gönderip bambaşka tekrardan sizi daha önce başarılara ulaştırmış bir teknik adamı getirmek zorunda kalırsanız doğal olarak bir gerginlik, bir isteksizlik, bir üzüntü yaşarsınız. Dünkü basın toplantısına bu bence damga vurdu. Yani yöneticilerin, başkanın o gerginliğinin
suratlarına yansıması vurdu. Ama tabii o günlük olduğunu düşünüyorum. Zamanla başarılar geldikçe Şenol Hoca'nın takıma elinin değdiğini gördükçe Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de o eski keyfinin yerine geleceğini düşünüyorum. Ama senin de dediğin gibi doğru, biraz gergin, sıkıntılı bir basın toplantısıydı. Çünkü hoca başlar başlamaz direktman katı mesajlar verdi herkese. Çünkü bunun içinde yönetimin de olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle Sayın Ceyhun Kazancı'ya, sportif direktöre. Yani Şenol Hoca çok disiplinli bir teknik adamdır. Böyle çevresindeki insanların da kendisine uyum sağlamasını ister. Ve hatta arkasından iş çevirmesini hiç istemez. Daha önceki o belli ki işte basına yansıyan Ceyhun Kazancı'nın işte Şenol Hoca gelirse ben yokum şeklinde başkana bir serzenişte bulunmasının yankılarının hala sürdüğünü düşünüyorum. Ben hocanın bu konuşması bize onu gösteriyor. Çünkü yani bir kulübe imza atıyorsunuz. Daha dakika bir ilk imzada önemli bir görevde olan sportif direktöre böyle bir cevap veriyorsunuz. Yani az konuş çok çalış şeklinde. Bu çok böyle görünen bir şey değil. Nadir bir olay. O yüzden Şenol Hoca'nın daha ilk günden ipleri eline aldığını söylemekte de fayda var. Yani Ümraniye'nin patronu benim dedi. Yani bunu herkese belirtti. Yani Ceyhun Bey'e de öyle, hatta yönetime de ve hatta başkana da. Yani çünkü gerçi Başkan Ahmet Nur Çebi de Şenol Güneş'i çok yakından tanıyor. Onun özelliklerini iyi biliyor. O yüzden o da sessiz kalacaktır. Çünkü mühim olan Beşiktaş'ın başarısıdır. Şenol Güneş de bu başarıyı daha önce yakaladığı için şimdi hocanın dedikleri olacak. Bize bu gösteriyor. Peki, Ümraniye'nin patronu demişken Ümraniye maçıyla devam edelim isterseniz. Acaba Şenol Güneş'in ilk maçı nasıl geçecek? Oyuncular nasıl reaksiyon verecek? Biz nasıl bir Beşiktaş izleyeceğiz? Nedir beklentiniz? Şimdi tabii klişe bir söz olacak ama her teknik adam değişikliği bir sonraki maça çok güzel bir şekilde riayet eder. Yani o yüzden ben Şenol Güneş değişikliğinin, yani Şenol Hoca'nın o kulübede olmasının çok büyük bir pozitif etki yaratacağını düşünüyorum takım üzerinde. Zaten oyuncularla ilişkisi üst düzey olan bir teknik adam. Yani daha ilk geldiği günden işte söyledi, bazı oyuncuların performansı değişecek. Bunu değişmesi için de çok büyük efor sarf edeceklerini söyledi. Değişmeyen de gidecek dedi. Yani şimdi oyuncu bu mesajı da aldı zaten. Yani hepsi konuyu biliyor. Konuya hakimler. Yani basın toplantısını izlediler. Artı hoca akşam ilk antrenmanına çıktı. Orada oyuncularla toplantı yaptı. Kendini tanıttı. Bu olumlu havayı ilk günden takım yaşayacaktır. O nedenle farklı bir Beşiktaş izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani aslında geçtiğimiz hafta Hatay maçının ilk 20 dakikasında da farklı bir Beşiktaş, iyi bir Beşiktaş vardı. Ama ben bu sefer Şenol Hoca'nın bu pozitifliğinin, takıma etkisinin bütün 90 dakikaya yayılma ihtimalini yüksek görüyorum. Evet. Yani bir de zaten kendi taraftarı önünde oynadığı için Beşiktaş burada çok iştahlı, aç bir şekilde rakip üzerine saldıran ve oyunu her anlamda konsolide eden ve o Şenol Hoca'nın bildiğimiz pas oyununu, hızlı hücumları yapan bir kimliğe bürünecektir. O nedenle Şenol Hoca ilk maçtan galibiyet almak isteyecektir ve alacaktır diye düşünüyorum. Peki Kartal Yiğit, çok teşekkürler yorumlarınız için. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Bugün 29 Ekim başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İyi bayramlar diliyorum herkese. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Evet değerli izleyenler, Beşiktaş'ı da değerlendirdikten sonra kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında buradayız.